Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem iş, profesyonel hem hani böyle sanat, tasarım, grafik vesaire vesaire bölümlerinde okuyan üniversite öğrencisi arkadaşlarımız için hem de böyle arada oyun oynarım diyenler için OLED ekranlı Asus'un bir notebook'una hep birlikte bakacağız. Öncelikle hani videoyu izlerken bir yandan teknik özellikleri takip etmek isterseniz veya fiyat bilgisi almak isterseniz açıklama kısmına link bıraktım. Yani maalesef burada arkadaşlar fiyatla ilgili bir yorum yapamayacağım. Çünkü artık yeni fiyatlarla birlikte ülkemizdeki orta segment bilgisayarların bütçeleri buralara kadar çıktı. Yani bununla ilgili bir yorum yapmak zaten bana düşmüyor. Şimdi gelelim artık ürünümüze. Bence şöyle başlamak lazım. Bu laptopu diğer laptoplardan ayıran en önemli özellikleri neler? İlk olarak şunu söylememiz gerekiyor. Ekranı OLED. OLED ekranlar arkadaşlar artık pek çoğumuzun bildiği üzere LED ekranlardan farklı olarak her bir pikselin tek başına aydınlatıldığı ve o piksellerin tek başına hareket edebildiği teknoloji demek oluyor. Yani bu size neyi sağlıyor? Özellikle gerçek siyahları görmenizi sağlıyor. Bunu da nasıl sağlıyor? Siyah olan bölgedeki piksel söndüğü zaman makinede gerçek siyaha erişmiş oluyor. Tabii bu siyahın gerçek siyah olması arkadaşlar en çok tasarımcı, işte kurgucu veya böyle renkle ilgili işler yapan profesyonel arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Sizi de ilgilendiriyor da en çok onları ilgilendiriyor. Tabii ki de OLED teknolojisi sadece siyahlar anlamında bir teknoloji değil. Diğer tüm renk skalaları için geçerli bu söylediğim şey. Bu anlamda da arkadaşlar firmanın elinde tutmuş olduğu bir sertifika var. Bu da P3 adı verilen bir renk skalasının %100'ünü bu laptopun karşıladığı yönünde. Ekrandan devam edelim. HDR display teknolojisini destekleyen bu ekranda değerli arkadaşlar 2.8K çözünürlüğe kadar çıkabiliyor bu arada. 16'ya 10'luk görüntüleri izlerken gerçekten hani normalde kullandığınız ve deneyimlediğiniz monitörlerden farklı bir görüntü deneyimiyle karşılaşıyorsunuz. İşler daha keyifli oluyor. Bu bölümde çok kısa bir şekilde oyun kısmına da değineceğim. İleride ayrı bir bölüm açacağız tabii ki de. Ekranımızın oyunlarda sağladığı en büyük avantaj 0.2 milisaniyelik tepkime süresi. Tamam hani ekran 90 Hz bir oyuncu bilgisayarı veya oyun oynanacak bir bilgisayar için bu değer size düşük gibi görünüyor olabilir. Fakat şöyle bir kaba bir tanım yapayım sizlere arkadaşlar. Bu Hz dediğimiz şey ekrandaki görüntülerin değişim hızı. MS yani tepkime süresi dediğimiz şey de renklerin değişim hızı. Şimdi şöyle bir düşünecek olursak laptop kendisinden hani 90 Hz biraz şüpheye düşürse bile 0.2 MS ve OLED ekran teknolojisiyle birlikte bir yerden alırken bir yerden o açığını kapatıyor bana soracak olursanız. Ha esporcusunuzdur falandır filandır zaten sizin alacağınız sistemler bu olmuyor. Şimdi geliyorum zurnayı zıplatmaya. Neden bu kadar çok ekrandan bahsediyorum? Arkadaşlar bu laptop aslında hani söylediğim gibi OLED ekran teknolojisi, Pantone onayı, gözlere %70 oranında daha az zarar vermesi ve %92'lik ekran gövde oranıyla birlikte zaten profesyonel hayatta iş yapan insanlara renkleri en doğru sunmak üzere tasarlanmış. Yani temel amacı oyun olan bir laptop değil. Bu arada şunu da belirtmem lazım hani profesyonel hayatta vesaire vesaire diyorum ama burada işlerinizin çok fazla yüklü olmaması gerekiyor. Hani çok aşırı yüklü olmayan ibaresini şu nedenle kullanıyorum. Çünkü benim bu videoda incelemiş olduğum laptop yaklaşık bir hafta 10 gündür de bende bu arada. Asus'un ZenBook serisinin orta segmentine denk geliyor. O yüzden çok aşırı yüklenilmeyen görüntüler diyorum bu arada, altını çizerim. Şimdi ufak ufak isterseniz tasarım kısmına doğru geçelim. Cihaz bu arada hakikaten çok ağır bir cihaz değil arkadaşlar. Toplamda ağırlığı 1.5 kilogram. Yani mobilite anlamında, taşınabilirlik anlamında çok önemli bir ayrıntı. Toplam büyüklüğü de benim karış hesabımla şöyle bir bakın bakayım karışıma. Netle bakayım. Ha. Şöyle bir karışla 1.5 karışa falan geliyor. Yani taşınabilirlik anlamında bayağı avantajlı bir cihaz. Ekranı dokunmatik ayrıca 180 dereceye kadar kendisini eğebiliyorsunuz. Giriş çıkış anlamında yani yeterli sayıda Type-C portu ve üzerinde bir adet HDMI çıkışı var. Fakat muhtemelen cihazın daha kompakt durabilmesi için bir tane USB portu tercih edilmiş. Bence bu sayı çoğaltılabilirdi ama Type-C portları üzerinden gayet de kayıpsız bir şekilde kendinize harici bir USB çoklayıcı bağlayabilirsiniz. Şimdi geliyorum benim özellikle laptoplarda aşırı gıcık olduğum iki tane durum var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi laptopun tekerle açılıp açılmadığı, bu testten geçti. İkincisi de dizi testi. Yani ben böyle yatarak dizi izlediğim zaman ekranda herhangi bir kayıp yaşamak istemiyorum. Bu testten de geçti. Bunu da belirteyim. Açma kapama tuşu aynı zamanda bir parmak izi okuyucusu. Bir de touchpad'inde arkadaşlar üzerinde bir tane tuşa dokunduğunuz zaman numara pedine dönüşme gibi bir özelliği var. Yani onu da hesap makinesi vesaire de işlemlerinizde oradan kolayca basarak kullanabilirsiniz. Çok melzem değil ama varsa güzeldir yani. Artık
artık teknik özellikler kısmına geçeceğim ama teknik özelliklere geçmeden önce şu oyun kısmından da bir bahsedelim. Ben arkadaşlar orta ayarlarda yanlış hatırlamıyorsam Valorant oynadım. Oyun akışında herhangi bir problemle karşılaşmadım. Bir takma, kasılma vesaire vesaire. Fakat FPS anlamında 70'in altına düşmediği gibi 90'ın üstüne de çok çıkmadı. Ortalama anlamında söylüyorum bunları. İş hayatında bunalırsanız arada bir böyle kompetitif, rekabetçi dediğimiz oyunları da orta ayarlarda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ha teknik özelliklere geçmeden önce şimdi o kadar profesyonel hayat vesaire vesaire dedik. Gelin isterseniz bir de bu ürüne Premiere'de yapmış olduğum teste bakalım. Premiere'de kullandığım görüntüleri 4K 10 bitle çektim arkadaşlar ve yaklaşık 5 dakikalık öyle random hani böyle çok dikkat etmeyecek bir şekilde yerleştirdim. Bunun renderını yaklaşık 5-6 dakikalık bir görüntünün renderını 4K 10 bitte 8-10 dakika gibi bir aralıkta verdi laptop. Fakat şöyle bir gerçeklik var arkadaşlar. 4K 10 bit görüntüde Premiere arada bir takılmalar yaptı. Bunun dışında 1080p ve 2K standartındaki görüntülerinizde çok böyle aksırıp tıksırıp takılacağınızı düşünmüyorum. Burada unutmamanız gereken bir durum var arkadaşlar. Bu laptop ZenBook serisinin daha önce de söylemiştim. Orta segmentine tekabül ediyor. Doğal olarak hani değerlendirmelerinizi de bu pencereden yapmanızı tavsiye ederim. Geliyorum cihaz ısınıyor mu sorusuna. Arkadaşlar benim bu soruya verdiğim cevap uzunca bir süredir aynı. Laptoplar ısınır. Yani şöyle düşünün işte böyle küçücük kutu gibi böyle 3 santimlik 5 santimlik alanların içerisine inanılmaz güçlü işlemciler ve GPU'lar yerleştiriliyor. O garibanlar da o dar alanda bizim işlerimizi çözmeye çalışıyorlar. Hep bırakın da biraz ısınsın yani. Tabi dizinizi yakmaz. Böyle elinizi aldığınızda aman Allah'ım deyip laptopu fırlatmazsınız. Ama her laptop gibi benim önümdeki Asus'un bu modeli de ısınıyor. Bu durumda bu laptopu özel bir durum değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Artık geldik finalde sonunda teknik kısımlara. Üzerindeki işlemcimiz 11. nesil i7 işlemci. İşlemcimiz okey. Bunda bir sıkıntı yok. Grafik kartı kısmında laptopun üzerindeki GPU Intel Iris X. Dahası orta ve düşük ayarlarda yani yüksek ve çok yüksek ayarlar zaten genel testlerinde ve deneyimlerinde yer almıyor. Üzerinde 1 TB'lık SSD var. 16 GB 4266 MHz bandında çalışan RAM'leri de yine bilgisayarın içerisinde. Finale geliyorum. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu ürün profesyonel hayat için tasarlanmış. Hem hani Asus markasının uzun vadedeki güvenirliği hani kullanılan bilgisayarların ömrünün uzun olması hem de sistemin işte OLED ekranlı, efendime söyleyeyim 0.2 ms tepkime süresi, Pantone olayı, sRGB'nin %100'ünü kapsaması gibi özellikleriyle bence üniversitenin ilgili bölümlerinde okuyan veya iş hayatında ve renklerle ilgili işler yapan insanlar için son derece uygun bir cihaz. Mobilize anlamda, taşınabilirlik anlamında. Yani nasıl toplayabilirim burayı? Yani hem mobil olsun, hem taşıyayım, hem küçük olsun, hem çok yer kaplamasın, hem de işlerimi bir sıkıntı olursa halledebileyim diyorsanız bu bilgisayar sizin için uygundur. Diğer bir anlamda üniversitenin ilgili bölümündesinizdir. Ya Çağdaş hani bilgisayarı alayım ben. İşte üniversite 2'deyim şu anda. 2 yıl daha okusam, 1 yıl uzatsam, 2 yıl yüksek lisans yapsam, yüksek lisans 4 yıl sürse, oradan doktoraya gitsem, doktora 7 yılda bitse, kaç yıl etti? 7, 11, 10... O kadar yıl götürmez. Tabii ki de teknoloji çok hızlı gelişen bir şey. Bir sürü yeni yeni şey çıkar o yıllara kadar. Ama bana soracak olursanız minimum 5 yıllık rahatlıkla kullanılabilecek ve profesyonel işlemlerde sizi üzmeyecek bir laptop kategorisine rahatlıkla sokulabilir. Diyorum ve artık videomu bitiriyorum. Ürün hakkında daha fazla bilgiyi, fiyat bilgisini ve diğer işte farklı model bilgilerini edinmek istiyorsanız açıklama kısmına bir bağlantı bıraktım. Kafanızda takılan bir şey varsa yorum bölümünden bana sorabilirsiniz. Ben de elinden geldiğince oraya cevap vermeye çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.